Hocam merhaba. Merhaba. Bugün Savaş özel yayını yapalım dedik. Evet, savaş başladı galiba. Maalesef. Türk askerleri sınırdan geçmişler. Hava bombardımanı da yapıyorlar bazı yerlere. Evet, topçu Dünya birlikleri ateşlere başladı. gündeminde de birinci haber olarak geçti. Mesela BBC bugün baktım 5 haberlerinde birinci haber olarak verdi. Ve analizler yapıldı. Hocam şimdi diplomasi konusunda herhalde diplomasi işlemedi ki Suriye'ye saldırdılar diyoruz ama bir, Mehmetçiğe öncelikle Allah yardım etsin. İki, garip kurebanın çocuklarını gönderdiler hocam savaşa. Acaba başkomutan savaşı Ankara'dan mı yönetecek yoksa sahaya inecek mi kendisi, ben onu merak ediyorum. Çünkü bilmiyorum sizin haberiniz var mı? Başkomutanın oğlu geçen hafta Ahmet Hakan'a CNN Türk'te konuk oldu. Babasıyla askerlik meselesini konuştuğunu söyledi. Ve babasının da kendine verilmiş olan hakkı kullan, dolayısıyla kısa dönem yaptı dediğini söyledi. Şimdi bütün böyle bir gündemin içerisinde savaş Türkiye'ye ne yapacak hocam? Böyle bir ekonomik krizi daha kötüye götürecek mi? Ekonomik krizi her halükarda kötüye götürür. Toplumsal barışı daha kötüye götürür. Yani savaş niye çıkıyor? Diplomasi aslında savaşları engellemek için var. Daha maliyetsiz. Hem ekonomik maliyeti daha azdır diplomasinin, hem beşeri maliyetleri daha azdır. Kalıcı düşmanlıklar, husumetler oluşturmaz. Hele binlerce yıldır beraber yaşadığınız bir toplumla, Kürtlerle diplomasiyi sonuna kadar kullanmadan silahı, savaşı tercih etmek kalıcı yaralar, hasarlar bırakacak bir şey. Ama burada mesele diplomasiyle problemleri çözmek veya problemleri çözmek değil. Şu an Türkiye'de Erdoğan, AK Parti iktidarı çok ciddi bir sıkışmışlık içinde. Sorgulamalar arttı, parti içi çözülmeler arttı, ekonomik kriz zirvede. Dünya kamuoyu açısından bir kısım sıkıntılar, sıkışmışlıklar var. İktidarı elinde tutan bu milliyetçi cephe diyeceğimiz Cumhur İttifakı dediğimiz MHP'nin destek verdiği yapıda çatırdamalar var. AK Parti içinden buna dair ağır eleştiriler var. Şimdi bunların bir şekilde bertaraf edilebilmesi için Erdoğan'ın kendisi açısından, ülke açısından değil, yeni bir aktiviteye, harekete, eyleme, Türkiye'deki iç kamuoyunun dikkatlerini çekecek bir harekete ihtiyaç vardı. Erdoğan bunu yapıyor. Yani bu tamamen iç kamuoyuna yönelik olarak yapılan bir aksiyon, bir hareket. Ya Erdoğan bunu yapıyor da çok saygıdeğer, çok sevgili muhalefet niye destek veriyor? Yani hani savaşa karşılardı? Evet, bu da çok eleştiriliyor. Muhalefet de şöyle, Türk kamuoyunda Türk toplumunun bir refleksi vardır. Klasik bir refleks. Bir savaş, bir kriz anında insanların milliyetçi duyguları yükselir. Ve kriz anlarında, olağanüstü durumlarda Türk toplumu daha bir devletçi hale gelir. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için, yani toplumun kriz anlarında bu tür devletçi ve milliyetçi söylemlere kaydığını gördüğü için böyle biraz da maalesef gibi bir cümle kullanarak AK Parti'nin bu savaş söylemlerine destek verdiğini ifade etti. Bu aslında bir arziyeti de ifade ediyor. Ana muhalefet partisi katılmadığı halde bir savaşı desteklemek zorunda kalacağını ifade ediyor. Ki bugün gördüm, yani çekimser oyda kullanabilir, parlamentoda itiraz da edebilir, diplomatik yolların kullanılmasını tavsiye edebilir ama sonuç itibariyle Erdoğan Türk siyasetinde çok baskın bir figür. Kamuoyunu ve Türk siyasetini bir şekilde yönlendirebiliyor, manipüle edebiliyor, enstrümanları kullanabiliyor. Bu muhalefetin de aciz, zayıf, edilgen olduğunu düşünürsek, Oy devşirmeye çalıştılar yani. evet. Kısaca muhalefet oy devşirmeye çalıştı. Ya muhalefet Erdoğan'ın siyasi atraksiyonları karşısında çaresiz kaldı. Edilgen ve çaresiz, çözüm üretemeyen bir muhalefet var maalesef Hayır Türkiye'de. deselerdi, Erdoğan da gitseydi. İşte hayır dediklerinde de şunu düşünüyorlar. Biz ülkenin genelini ilgilendiren bir konuda, milli bir konuda hayır diyen olmak istemiyoruz gibi bir yaklaşımlar var. Ayrıca tabii CHP sol bir parti olmakla birlikte CHP'nin içinde çok ciddi ulusalcı, milliyetçi bir damar olduğunu da görmek lazım. Kürt düşmanı, ulusalcı ve milliyetçi güçlü bir damara sahiptir CHP. Kendi içinde de bu tür dengeler var. Yani bilmiyorum şu sıralar, şu saatler Twitter'ı takip ediyor musunuz ama özellikle bu işte savaşta adına Barış Pınarı Harekatı deniyor. Bu harekatla alakalı bir tane
tweet var. Çok dikkat çekti. Evet. MHP'li Ordu milletvekiline Cemal Enginyurt'a şöyle bir tweet atıyorlar. Diyorlar ki nedense hiçbirinizin evladı katılmıyor. Hakkari'den selamlar sayın vekilim. Arkasından da o sayın vekil bu tweet'i atan sayın vatandaşa küfrediyor. Eder. Yani tabii savaş olunca başkalarının çocukları, fakir evlatları, Anadolu evlatları üzerinden kahramanlık, milliyetçilik yapan insanların Tanrı dağlarında uluması yerine savaşın önünde gitmesini, en azından çocuğunu göndermesini bekleriz. Senin de dediğin gibi Bilal Oğlan güvenli ortamlarda ok atacağına mesela gidip sembolik de olsa oralarda bulunabilir ama çocuklarını riske atmazlar. Bu savaş ne getirebilir? Bunun üzerine insanların merakı var. Yani savaşın çıkarılma sebebi Erdoğan'ın iç politikadaki sıkışmışlığını, ekonomik sorgulamaları, iktidarla ilgili sorgulamaları bitirmek, azaltmak veya dikkatleri farklı yöne çekmek. İyi senaryo şu buradan. Yani Erdoğan neyin ne olacağını kestirebilen bir adam. Her ne kadar hamasi konuşmalar yapsa da bir şekilde realist davranmaya çalışıyor. Girer. 15 kilometre veya 35 kilometre dünya kamuoyunun müsaade ettiği kadar bir güvenli bölge oluşturur. Yeterli tepki olmazsa ve inisiyatif alabilirse o bölgede kendi müteahhitlerini de doyuracağı yeni inşaat alanları oluşturur. Türkiye'deki bir kısım Suriyelileri oraya yerleştirir. Bu iyi senaryo. Bu arada işte iç kamuoyuna kahramanlık türküleri pompalanır, mehter marşları verilir. Türkiye'nin işte Orta Doğu'da dünyada ne kadar büyük bir aktör olduğu, Erdoğan'ın dünya lideri olduğu filan bunlar tekrar ve tekrar topluma pompalanmış olur. Bu iyi senaryo. Bir noktada durursa, burada Batı'nın da çok rezervi olmaz. Özellikle Avrupa'nın, her ne kadar Amerika'da şu anda buna izin verdiğinden dolayı Kürtlerin arkadan bıçaklandığı, müttefiklerinin satıldığı gibi yaygın bir kamuoyu oluşsa da Avrupa kamuoyu biraz daha farklı düşünüyor. Avrupalıların en büyük derdi şu anda içte yükselen milliyetçilik, ırkçılık, aşırı sağ. Bu aşırı sağın yükselmesinin sebebi de Suriye krizinden sonra Batı'ya yönelen göçmenler. Dolayısıyla Erdoğan'ın Suriye'de bir güvenli bölge oluşturması ve Batı'ya da göçmesi, potansiyel olarak göçmesi muhtemel, Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmını da olsa bu bölgeye yerleştirmesi aslında Avrupalılar rahatlatır. Her ne kadar dil ucuyla bu işte böyle bir operasyon yapılamaz, Kürtleri müttefikleri gibi görseler filan de pratik ve pragmatik faydalarından dolayı o bölgede oluşturulacak, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye ben Avrupalıların çok da soğuk bakmayacağını, el altından destekleyeceğini düşünüyorum. Belki de Erdoğan bu noktada onlarla da bir anlaşma yapmış olabilir. Ben size göçecek bir kısım Suriyelileri, göçmenleri buraya yerleştireceğim. Dolayısıyla sizin üzerinizdeki göçmen baskısını azaltacağım diye onlardan taahhüt almış olabilir. Kötü senaryo ise şu. Bu tür durumlarda evet, girersiniz, iç kamuoyunu rahatlatabilirsiniz ama PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG dediğiniz güç, silahlı militer bir yapı ve 40 yıllık savaş tecrübesine, gerilla savaşı tecrübesine sahip bir yapı var. Son 4-5 yıl içinde IŞİD'le mücadele gerekçesiyle Amerika ve Batı bu YPG unsurlarına çok ciddi ağır silahlar da verdiler. Bunu biliyoruz. Hava koruması sağladılar. Şimdi bu savaş tamtamlarının arasında bir müddet sonra kahramanlık türkülerinin yerini şehit olan Mehmetçikler alacak. Hocam bu IŞİD kim biliyorsunuz mu? İki tane Mehmetçiği yakan canlı bunu YouTube'da yayınlayan adamlar var ya. Onlar. Evet. Onlara karşı savaşıyorum diyorsunuz. Bu askerlerin hesabını yıllardır sormadınız. Neden şimdi? Ne oldu yani? İşte iç kamuoyundaki sıkışmışlık Erdoğan'ın kendini kurtarma çabası. Peki son hamle mi bu sizce? Son hamle olduğunu olup olmadığını bilmiyoruz ama buradan şöyle bir şey çıkabilir kötü senaryoda. Yani burası Suriye Türkiye için bir batağa dönüşebilir. Ki bunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz elbette kimse istemez ama savaşlarda istemediğiniz sonuçlar olabilir. Şimdi Türkiye tam bir sıkışmışlık içinde. Bakın Rusya orada ciddi bir aktör. Ve Rusya çok yönlü oynayan bir aktör. Bir taraftan Erdoğan'a
bir kısım silahları satmak isterken, F-35'leri kendi silahlarını satmak isterken, öbür taraftan Kürtlere mesaj gönderiyor. Kürtleri de kontrolünde tutmak istiyor. Öbür taraftan Esed'in en büyük destekçisi Suriye'de askeri olarak var. Amerika'yı Orta Doğu'dan dışlamak istiyor. Mesela şu son, biz Suriye'den çekiliyoruz mesajının en büyük sevinenlerinden birisi de muhtemelen Rusya olmuştur. Çünkü Orta Doğu'dan Amerika'nın askerlerini çekmesi, orada Rusya'nın daha güçlü hale gelmesi. Şimdi bu denklemler arasında İran nerede duracak? Rusya nerede duracak? Amerika, Batı nerede duracak? Bunlar hep gelecekte Türkiye'nin durumunu, pozisyonunu şekillendirecek şeyler. Mesela Rusya veya Amerika, Batı Suriye'de Kürt gruplarla, PKK'nın Suriye'deki unsurlarıyla mücadelesinde bu Kürt gruplara hava desteği verdiğinde, istihbarat desteği verdiğinde veya ağır silah desteği verdiğinde Suriye'deki Mehmetçiğin durumu çok felaket hale gelebilir. Orası Türkiye için bir batak haline gelebilir. Bu batak daha sonra orayla da kalmaz. Türkiye'nin içine sıçrayabilir. Ve Türkiye'de daha önce gördüğümüz sokak olayları olabilir. Zaten yılmış, aidiyet duygusunu kaybetmiş protest bir Kürt gençliği var Güneydoğu'da, bizim illerimizde, Türkiye içinde. Suriye'de Türkiye'nin bir batağa saplanması ve bir olumsuz atmosferin esmesi Türkiye'de aynen sıçrar ve bir anda biz bu Arap Baharı'nda destabilize edilen, karıştırılan ülkelerde görüldüğümüz gibi kendi bölgemizde bir kaos, karışıklık, kargaşa görebiliriz. Ve zaten tasfiye edilmiş, tecrübeli bütün militanlarını, askerlerini, komutanlarını hapse atmış veya tasfiye etmiş bir Türk ordusu bir bocalamada ağır sıkıntılar, kayıplar yaşayabilir ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinin de bir anda kaosa sürüklenmesine sebep olabilir. Şimdi diyorlar ki hocam, yıllardır sahada olan Amerikan askerleri ülkelerine geri dönecek. Evet. Neden? Çünkü Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gidiyordu. Ölsün istemiyorlar. Peki bu askerlerin yerine kim gelecek? Türkiye askeri gelecek. Mehmetçikler gelecek. Bu çocuklara bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Amerikalıyı aldınız, götürdünüz. Evine de sağ salim teslim ettiniz. Mehmetçiğe bir şey olunca hesabına kim verecek? Bir. Avrupa Birliği. Diyorsunuz ki Avrupa Birliği burada pozisyonunun ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü mülteci kriziyle karşı karşıya kalabilirler. Mülteci krizinden dolayı içeriye Erdoğan'ın daha önce de söylemlerinde olduğu gibi mültecileri üzerinize salarız diyordu, bırakırız, kapıları açarız. O tehdit hala geçerli. Şimdi Erdoğan böyle bir tehdidi hep var. Bu durumda şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri, Amerika 10 bin kilometre ötede hocam. Amerika'yı hiç ilgilendirmiyor, mülteciler de ilgilendirmiyor. Hatta İngiltere'yi bile ilgilendirmiyor çünkü bir ada ülkesi. Evet, doğru. Mülteciler kıta Avrupa'sını ilgilendiriyor daha Peki, ziyade. Peki Avrupa Birliği bu konuda söylem geliştiriyor sadece. Harekete geçmiyor. Sizce Avrupa Birliği bu konuda ne yapabilirdi ve şu an nasıl bir diplomasi kanalını işletebilir? Yani Avrupa Birliği Erdoğan'ın bu yaptıkları karşısında işte Kürtler Batı'nın müttefiki olduğu için Kürt gruplar, aslında daha geriye gittiğimizde bu Kürt gruplar oraya nasıl yerleştirdi bunu da sorgulamak lazım. Yani şu an Erdoğan'ın oraya gitmesi AKP iktidarının bir kahramanlık gibi sunuluyor. Ama gidelim geriye. 2014-15'li yıllarda açılım sürecinin olduğu dönemde Kandil'den dahi silahlı gruplar Türkiye sınırları içinden geçerek Suriye'deki bu Kürt ağırlıklı, PKK ağırlıklı, PKK'nın unsurları ağırlıklı kantonların oluşmasına bizzat Türkiye destek verdi. Hem de silahlı milisleri Türkiye sınırlarından geçirerek. Ve o bölge, aslında Suriye'nin kuzeyi dediğimiz bölge, Türkiye-Suriye sınırı yaklaşık 900 kilometre. Bu bütün kıyı boyu Kürtlerden oluşan bir beşeri yapıya sahip değildi. Ama Türkiye'nin göz yumması, AK Parti iktidarının göz yummasından dolayı silahlı PKK grupları, buralardaki aşiretleri homojenleştirdi ve PKK unsurunun kontrolü altına aldı. Bu dönemde susan Türkiye, şimdi ne değişti de tekrar bunları tehdit ve tehlike görüyor, Suriye'nin üzerine yürüyor, bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Yani aradan çok zaman geçmedi. Sadece buradan baksanız bile AKP Erdoğan dış politikasının ne kadar tutarsız, çelişkili, öngörüsüz olduğunu görebilirsiniz. Hocam, bir hocanın yorumu vardı, çok önemliydi bence. Türkiye'nin dış politikası yok diyordu, Erdoğan'ın dış ilişkileri var diyordu. Evet.
Yani bir adamın koltuğuna, çıkarlarına, aile çevresine, rantına, beklentilerine bağlı şekilde yürüyen bir dış politika var. Ha, iç politika da farklı değil. Yani bir partiyi ve bir devleti bir adam teslim almış durumda. Dolayısıyla Suriye'de bu yaşanan olay eğer çok ileriye götürülmez, sınırlı bir operasyonla kalırsa Batılılar, Amerika sesini çıkarırlar, mırıldanırlar, homurdanırlar ama daha ileriye gitmezler. Türkiye'deki bir kısım Suriyelilerin oraya yerleştirilmesi, göçmen sorununun üzerindeki baskının azalması sebebiyle Avrupa'da memnun olabilir. Ama YPG unsurları yani Kürt silahlı gruplar Türkiye ile savaşacaklarını ve mücadele edeceklerini söylüyorlar. Bu grupların çok ciddi bir gerilla birikimi var. Düzensiz savaşma birikimi var. Bunlar Türk ordusunun da son 4-5 yılda ciddi zaafa uğradığını dikkate alırsanız, öte yandan NATO'nun Türkiye'yi desteklemeyeceğini, hava unsurlarına destek vermeyeceğini, istihbari bilgi vermeyeceğini, yani ağız ucuyla konuşuyor NATO ve Amerika, Türkiye'nin bu operasyonlarına yeşil ışık yakmakla birlikte destek olmayacağını ifade ediyor. Yarın köstek olmaya başlarsa, yani F-16'lar dediğiniz Türkiye'nin bütün savunma sanayisi NATO'ya uyumlu ve tamamen Amerika'nın müdahale edebileceği, yönlendirebileceği, kilitleyebileceği sistemlere sahip. Burada bu sistemleri kilitlediğinde, engellediğinde Mehmetçik Suriye'de bilmediği bir alanda gerillalarla yani Kürt PKK gerillalarıyla karşı karşıya kalır ve onların ciddi saldırıları karşısında kayıplar, şehitler verilirse bu iç kamuoyuna farklı yansır. İç kamuoyunda bu defa kahramanlık türküleri yerine ağır eleştiriler, moral motivasyon düşüklüğü, sorgulamalar başlar. Güneydoğu'da da benzer sokak eylemlerinin başladığını bir 5-6 gün kadar olmuştu zannederim 2014 yılı mıydı? Güneydoğu'nun bütün şehirlerinde birden HDP, PKK, sivil unsurlar sokaklara indiler ve devleti kilitlediler. Böyle bir olayın olduğunu düşünürseniz kocaman bir bölgemiz sadece Suriye değil, Güneydoğu'da bir kaosa, kargaşaya teslim olabilir. Ve Türkiye böyle bir kaos kargaşadan çıkabilir mi, çıkamaz mı? Böyle bir kaos oluşursa dış aktörler, Rusya, Amerika, Avrupa bu konuda ne der? Bunu Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına, o bölgenin toptan bölünmesine bir gerekçe yapar mı? Hatırlayalım, Erdoğan ne diyordu? Ben BOP eş başkanıyım. BOP'un en temel hedeflerinden birisine bütün BOP haritalarında Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması. Yani bu Suriye girme sınırlı kalırsa sadece Erdoğan'ın iç politikadaki sorgulanmasını kurtaracak kadar sınırlı bir operasyon olursa çok da problem olmayabilir. Erdoğan bundan kişisel bir başarıyla çıkar. Şehitler veririz elbette bir miktar ama daha öte gidilir ve orası bir kaos ortamına dönüşürse bu bütün Türkiye'yi ateş çemberine alan ve bölünmeye kadar giden bir kıvılcımın başlangıcı da olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Hocam Türkiye NATO müttefiki. NATO'nun evet. En önemli güçlerinden bir tanesi. Bölgesel olarak da çok önemli bir fonksiyonu var. Çünkü Diyarbakır'daki Amerikan askeri üssü. Şimdi bu askeri üs, özür dilerim, İncirlik'teki askeri üs. Evet. Şimdi Orta Doğu'daki bütün operasyonlar bu Adana'daki, İncirlik'teki o üsten yönetiliyor. Türkiye kullandırmaz bunu. Onu alternatifler de geliştiriyor. Mesela Ürdün'de filan yeni üsler yaptılar. Bir bu tarafı var. Bir de ilginç yani cumhuriyetçilerin de itirazlarına rağmen Orta Doğu'dan Amerika'nın bir şekilde çekilme arzusu askerlerini de çekiyor var. Böyle bir durumda İncirli'ye, Adana'ya ihtiyaç duymama şeklinde, duymayacak şekilde bir alternatif oluşturma var. Hem gücünü azaltma var hem de Erdoğan'ın restlerinden dolayı müttefiki olmasına rağmen o İncirli'ye alternatif farklı gelişmeler var diye biliyorum Ürdün merkezde özellikle. Hocam ama o kadar da gelişmeler var ama o kadar da sağlıklı gelişmeler değil. Siz dediniz ki Amerikalılar Orta Doğu'dan askerlerini çekiyor. Çekecek tabii. Ne yapacak? Oradaki teröristleri alıp Guantanamo'ya götürüp yıllarca bakacak mı? Bakacaksa kimin parasıyla bakacak? Amerikan halkının vergileriyle bakacak. İnsanlara satmak için süper, yani bir siyasetçinin satması için süper doneler var. Argüman, evet. Bunlar çok güzel argümanlar. Vergilerinizi artık böyle boş yerlere harcamıyoruz diyecekler. Sonra ne diyecekler? Amerikan askerleri ölmüyor diyecekler. Burada işte Trump kendine çok iyi bir kampanya yapıyor ama Trump'la aslında demokratlarla, cumhuriyetçiler ilk defa Türkiye düşmanlığı konusunda Suriye'deki bu operasyondan dolayı birleşti.
daha da ilginci Türkiye'dekilerin bundan haberi yok. Cumhuriyetçiler de Trump'ın bu askerleri geri çekme ve Türkiye'nin destek veriyorlar. Erdoğan'a müsaade etmesine Cumhuriyetçilerden de ciddi eleştiriler var. Destek de veriyorlar ama hocam. Ya eleştiri daha ağırlıklı. Amerikan kamuoyunda şu anda Trump'ın bu yeşil ışık yakmasından dolayı ve Erdoğan'a ciddi bir tepki var. Destek nereden geliyor biliyor musunuz? Daha doğrusu eleştiri nereden geliyor? Eleştiri bunca yıldan beri yanlarında olduğumuz Kürtlere operasyona izin verdik eleştirisi var. Yani Kürtlerin arkadan bıçaklandığı gibi bir yaklaşım var. IŞİD'le onlar savaştı, bizim için savaştı, bizim için öldüler. Ama biz müttefiklerimizi satıyoruz. Böyle ağır bir eleştiri var. Tabii Trump'ın kazanımı şu, onun sözünü de aldığını anlıyoruz biz. Haberleri izlediğimizde söylenen ifadelerden, açıklamalardan. Suriye'nin kuzeyinde bugün Kürdistan Kürtlerin yönetiminde, Kürt grupların yönetiminde yaklaşık 10 bin kadar IŞİD militanı aileleriyle birlikte 70 bin kadar insan var. Bu insanların bütün bakım, görüm, kontrolünün Türkiye'ye ihale edildiği anlaşılıyor, ipotek edildiği anlaşılıyor. Bu konuda söz alınmış gibi gözüküyor. Trump'ın biraz da tehditkar ifadeleri var. Türkiye bunları görüp gözetmek, bunlara bakmak, bunları kontrol etmek durumunda yoksa diye başlayan cümleler kuruyor. Şimdi hocam savaş oldu. Başladı artık. Siz de şöyle dediniz. Savaşın nereye gideceği belli olmaz. Buna ben biraz daha halk tabiriyle kavgada yenilen yumruğun hesabı yapılmaz diyeyim. Evet. Eğer ortada bir kavga çıkarsa o yumruğun hesabını yapamazsınız. Burada Türkiye'ye yumruk atabilecekler kimler? Yani Türkiye'yi arkadan vurabilecekler var mı? Yani burada çok karmaşık bir denklem var şimdi Suriye üzerinde. Bir Esed var. Esed önemli oranda eski gücünü toparladı ve tek Türkiye düşmanı. Tek Suriye'ye doğru gidiyor, en büyük düşmanı. Yani şöyle Esed yönetimi... Türkiye'nin değil, Erdoğan'ın düşmanı. Erdoğan'ın düşmanı, evet. Türkiye'nin demeyelim. Yani halk olarak almayalım. Çünkü Esed yönetimi bugün meşru yönetim olarak görülüyor hala bütün uluslararası alanda. Bu problemi kendi başlarına önemli oranda Erdoğan'ın açtığını da düşünüyorlar. Yani Davutoğlu'nun o ütopik dış politikasını dikkate alırsak. Rusya Orta Doğu'da çok önemli bir etken. Suriye'de önemli bir etken. Suriye'de hem bizatihi askeri varlığı var. Deniz üsleri, Akdeniz'de deniz üsleri var. Ayrıca da Esed'le müttefik. Esed'in bu hale gelmesi son 4-5 yılda tekrar toparlanmasında Rusya'nın çok büyük etkisi var. Öte yandan İran burada denklemde. İran mesela tehditlerini yine Türkiye'nin Suriye'ye girmesi konusunda tehditkar ifadelerde bulundu. Çünkü İran bir Şii eksen oluşturuyor ve bu Şii ekseni içinde Irak tam bir müttefik haline geldi. Şii bir devlet oldu. Bu iç karışıklıktan sonra Suriye, Esed de bütünüyle bu Şii eksene eklemlendi ve İran'ın arka bahçesi oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'ye girmesi İran'ı da kızdıracaktır. Ancak burada şunu dikkate almak lazım. Türkiye eğer Kürtlerin bugün kontrol ettiği alanı bir şekilde alırsa Esed ve İran'ın şöyle bir kazancı olabilir. İlelebet Türkiye burada kalamaz. Kalmasına ne İran, ne Rusya, ne Esed ne de uluslararası kamuoyu müsaade eder. Bu bir açık işgal olur. Peki Kürtleri oradan kovduktan sonra yarın 3 sene 5 sene sonra Türkiye oradan çekildiğinde ne olacak? Kürt gruplar tasfiye edilmiş olacak ama Esed oralara yerleşecek. Yani Suriye'nin resmi orduları yerleşecek. Dolayısıyla Türkiye bir yönüyle bu savaşı uzun vadede Esed için de vermiş olabilir. Yani düşman ilan ettiği Esed'e problemli bir alanı Türk askerleri temizlemiş ve teslim etmiş de olabilir. Böyle de bir ihtimal var. Yani Kuzey Suriye'yi aslında Türkiye bildiğiniz terör örgütlerinden temizleyecek. Sonra Esed oraya gelebilir. Sonra da burayı... Buna Rusya izin vermeyecektir Türkiye'nin o bölgeye geçmesine ve oraya el koyacak yani Esed. Girse bile güvenlik kaygısıyla bir gerekçe oluştursa terör tehdidi var diye burada uzun süreli kalması Türkiye'nin mümkün değil. Uluslararası hukuka aykırı işgal olur. Bir süre sonra er veya geç bu bölgeleri Esed kontrolüne alacaktır. Dolayısıyla Türkiye Esed namına Suriye'nin kuzeyinde kendince temizlik yapan savaşan, Esed adına savaşan bir ordu haline gelecek, ülke haline gelecek. Tek kurşun atmadan topraklarını geri alacak. Geri almış olacak. Kürtler bertaraf edilmiş olacak. Ha bu iç kamuoyuna da şöyle tabii sunulacak. Bunun
doğru tarafları olabilir, olmayabilir. Sınırlarımızdaki terör unsurlarını bertaraf ettik. Türk toplumu o bölgelerin Esed'in kontrolüne geçip geçmediğine çok da dikkat etmeyecektir. Çünkü iç kamuoyunda karşılığı olan şey milliyetçi duygular. PKK unsurlarını bertaraf ettik, artık sınırlarımızda yoklar diye bunu satacaktır, satabilecektir. Hocam son dönemde ben hep bu sadece Türkiye'li Kürtler için değil, bölgedeki bütün Kürtler için hep aynı şeyi düşünüyordum. Okumalar da yapmıştım bununla alakalı. Kürtlerin hiç dostu olmadı bölgede. Aslında Türkiye bir anlamda Kürtlerin dostu olabilirdi. Sizin de kitabınız var. Ben evet. O kitabı da hatırlıyorum. Kürt sorunu ve PKK nereye gidiyor diye yazmış olduğunuz bir kitabınız da var. Biraz bu minvalde bir sorum olacak size. Şimdi normalde Kürtlerin dostu yoktu. Türkiye, evet. Çünkü Kürtleri hep sattılar. Bugün de olduğu gibi. Evet. Sattılar maalesef. Yani. Arkalarından bıçakladılar. Kürtlerde böyle bir hep ihanete uğramışlık hissi evet. Var. Türkiye, doğru da yani. Türkiye kendi coğrafyasındaki aynı dini paylaştığı genel itibariyle insanlara kucak açsaydı, bu şu an bahsetmiş olduğunuz diyorsunuz ya Türkiye'nin bölünmesi. Türkiye'nin bölünmesi yerine ortaya nasıl bir manzara çıkardı? Türkiye bu konuda şu andan itibaren sizce ne yapabilir? Nasıl toplar bunu ya da toplayabilir mi? Şimdi Kürtlerin dostu yok mu? Eğer yeryüzünde Kürtlerin tek bir dostu olsa Türkler olur. Selçuklulardan bu tarafa Osmanlı'da, Yavuz döneminde, Cumhuriyet'in milli mücadele döneminde keza Kürtlerle Türkler hep iç içe olmuş. Ve Kürtler hiçbir Orta Doğu toplumuyla Türklerle olduğu kadar kaynaşmamış. Akrabalık ilişkileri kurmamış. Yani bugün Kürt-Türk, annesi Kürt, babası Türk veya karışık pek çok insan görürsünüz. Dolayısıyla Orta Doğu'da Kürtlerin gerçek manada tek dostu olabilecek olması gereken Türkler ve Türkiye Devleti var. Ama Türk Devleti'nin dış politikası irrasyonel olduğu için, böyle milliyetçi hamasi duygulara dayalı olduğu için, belki manipülasyona açık olduğu için, Kürtleri kazanmak, Kürtlerin temel demokratik haklarını vererek onları ülkeye entegre etmek, Türkiye dışındaki Kürtleri de dostu, hamisi haline getirmek yerine çok yanlış bir politikayla Kürtlerle savaşma, Kürtleri topyekün dışlama, Kürt dilini yasaklama, Kürt kimliğini aşağılama gibi bir yol seçti. Ben burada şunu demek istemiyorum. PKK ile mücadelede ben her dönemde destek verdim. Elinde silah olan, terör kullanan gruplara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman mücadele etme hakkı olmuştur. Ama Türkiye Cumhuriyeti şunu yapmadı hiçbir dönemde. Ne Kenan Evren döneminde ne 90'lı yıllarda. Kürt toplumunu kazanırken, onların temel hak ve özgürlüklerini verirken, dil ve kültürle ilgili açılımlar yaparken aynı anda Türkiye elinde silah tutana da müsamaha etmeyip onunla güvenlik açısından mücadele etmesi gerekirdi. Ama hep şöyle oldu. PKK ile anlaştı, PKK ile oturdu ama aynı anda Kürtlere açılımlar yapmadı veya Kürtlere açılımlar yapacağı zaman da tamamen terör gruplarını, elinde silah olan grupları muhatap aldı. Dolayısıyla Kürtleri topyekün beşeri olarak, toplumsal olarak kazanma gibi bir politikası olmadı. PKK'yı marjinalleştirip Kürtleri kazanma, yanına çekme Türkiye için akıllıca bir politika olurdu ve bu Türkiye'yi Orta Doğu'da çok ciddi bir aktör haline getirdi. Çünkü Kürtlerin İran'a güvenme gibi bir imkanları yok. Tarih boyunca hep onlardan kazık yemişler, sıkıntı çekmişler. Araplarla ciddi problemleri olmuş. En yakın oldukları ve müttefik olabilecekleri devlet, toplum yine Türkiye'dir. Ama Türkiye bu imkanları kullanamadı. Kürtleri topyekün düşman ilan etmeyi, ötekileştirmeyi tercih etti. Ve geldiğimiz noktada da bakın, Orta Doğu'daki hemen bütün Kürtlerde şu an Türkiye'ye karşı ciddi bir mesafe var, husumet var. Bu Kürt düşmanlığı PKK düşmanlığı değil bakın, ayırt edelim. Kürt düşmanlığı, topyekün Kürtleri dışlama, Türkiye'nin elini hiçbir dönem güçlendirmez, Türkiye'yi büyük devlet yapmaz. Aksine her zaman Türkiye'nin yumuşak karnı olur. Nitekim bunu Rusya kullanıyor, Batı kullanıyor, İran kullanıyor. Kürtlerle Türkiye'nin problemlerini bölgedeki bütün aktörler Türkiye'ye karşı kullanıyor. Bu savaş da bu problemi çözen değil, derinleştiren bir etki oluşturacak. Son yaptığımız şey, yapılan. Trump'tan açıklama var. Ne bu diyor, operasyon Trump? İyi bir fikir değil.
Bölgede ABD askeri yok. Türkiye'nin bölgedeki sivilleri korumasını beklediklerini söylüyor. Şimdi buradan da tabii çok ciddi bir kamuoyu baskısı olacak dünyada. Geri vites mi var hocam? Geri vites olacağını sanmıyorum. Şöyle Trump'tan geri vites mi var? Trump tabii iç kamuoyunda da ciddi baskı var. Ama şöyle Trump'ın o yeşil ışığını da sen her şeyi yapabilirsin gibi anlamamak lazım. Aralarında Erdoğan'la bir telefon konuşması oldu. Orada bir pazarlığın geçtiği anlaşılıyor. Biz bu pazarlığı bilemiyoruz. Ama bu tahminimiz Erdoğan, şu. Bu arada Erdoğan Washington'a gidiyor Kasım ayında. Gidecek, evet. Bu pazarlıkta sanki şöyle bir şey gözüküyor. Yani Trump'ın IŞİD militanlarını Erdoğan'a ihale etme mukabili sınırlı bir operasyona müsaade ettiği, Erdoğan'ın bunu iç kamuoyunda kullanmasına müsaade ettiği gibi bir tablo göze çarpıyor. Buradan daha öteye giderse hem Trump hem Amerika hem dünya kamuoyu hem Rusya hem bölgesel hem global aktörler Erdoğan'a tavır alırlar, tepki alırlar, tepki gösterirler. Ben Erdoğan'ın da çok öteye gideceğini zannetmiyorum. Yani iç kamuoyunda toplumun gazını alacak, milliyetçi duyguları kabartacak, Fetih Marşı, Mehter marşlarını dinletecek ve kendi sorgulanmasını durduracak, ekonomik krizi unutturacak bir hareketle yetinir diye düşünüyorum. Daha ötesini yaparsa Türkiye için çok sürpriz, çok olumsuz yeni gelişmeler olabilir. Ya hocam hep şey diyoruz, ekonomik krizi unutturacak, unutturacak. Bomba atıyorsunuz, uçak kaldırıyorsunuz. Bunlar maliyet, ekonomik, para demek. Bunlar harcama demek. Nasıl unutturacak? Cepten çıkıyor. Nereden para gelecek ki bunları unutturacak? Bunlar duygusal. Yani kriz dediğiniz şey de hep algıyla ilgili biliyorsunuz. Yani daha büyük bir problem yaşayınca küçük problemleri unutuyorsunuz. Hocam, vatanperverlik, milliyetçi duygular. Cepte para yoksa yoktur. Algı falan fark etmez bu. Cepte para ya vardır ya yoktur. Biz aç olarak bütün dünyaya savaş ilan edebilen bir milletiz filan. Böyle hamasetlerimiz var. Bizim toplumumuzda bunlar gider. Şunu unutmayalım, yani bütün savaş dönemlerinde bütün milletler için bu geçerlidir ama Türk toplumu için daha geçerlidir. Savaş ve kriz dönemlerinde Türk toplumu devletçi ve milliyetçi kesilir. Sorgulamaları bırakır, açlığa, ölüme razı olurum ama devletimi sattırmam filan gibi bu tür hamasi laflar Türk toplumu için hep geçerlidir. 30 dakikayı aştık. Öyle mi? O zaman son siz sözlerinizi toplayın. Son sözlerimiz şu, yani Türkiye öncelikle kendi içindeki Kürtlerle eşit demokratik haklar çerçevesinde bir uzlaşı çizgisi yakalamalı. PKK ile savaşma değil, elinde silah olanla savaşmalı ama Türkiye büyük devlet olmak istiyor, bu zaafından kurtulmak istiyorsa önce kendi Kürtleriyle, daha sonra da Türkiye'nin dışındaki Kürtlerle uzlaşı yollarını bulmak zorunda. Savaşla bu problemi daha kangren haline getiririz. Hem içte Mehmetçiklerin ölümüne, Anadolu çocuklarının, gariban evlatlarının ölmesine, şehit olmasına sebep oluruz. Öte taraftan kendi Kürtlerimizin ülkeyle aidiyetinin tahrip olmasına, dıştaki Kürtlerin de Türkiye'den soğumasına sebep oluruz. Türkiye büyük devlet olmak istiyorsa, Orta Doğu'da istikrarlı bir güç olmak istiyorsa bir şekilde Kürtlerle uzlaşmak, anlaşmak, onları yanına çekmek durumunda. Savaşmak değil. Hocam ben de şöyle bitireyim. Umarım bu süreç böyle en az ölüm, en az kan, en az yıkımla atlatılır ve inşallah hiç şehidimiz gelmez. İnşallah. Ama savaş, işte adı savaş. Yani savaşlarda beklenmedik ölümler, beklenmedik tahribatlar olur. Hani bir söz var, onunla bitirelim. Yangını ve savaşı siz başlatabilirsiniz ama siz durduramazsınız. Nerede duracağını kestiremezsiniz. Çünkü çok faktör vardır. Allah memleketin yardımcısı olsun. Amin. Evet. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize.